Merhaba YouTube izleyicileri. Bu videoda sizlere klozet akıtma arızası ile ilgili bir video yapacağım. Şimdi öncelikle kapağı kaldırdık ve boşaltma sistemini yerinden çıkartıyoruz. Onlar tırnaklı sistem olduğu için sağ sol yapıp çıkartabilirsiniz. Bakın burada bir parça görüyorsunuz. Bu parça muhtemelen üst taraftan düşmüş. Basma sistemine ait bir parça bu. Somun gibi tijli bir parça. Evet, buradan düştü arkadaşlar muhtemelen. Çevrilebildiği için suyun akışıyla beraber düşmüş olmalı. Muhtemelen arızaya sebep olan parça buydu. Şimdi onu yerine takıyoruz. Somunları çevirerek yerine takacağız. Burada yükseklik ayarı da yapıyoruz. Bu da basma sisteminin üst kısmı. Evet, onu da yerine taktıktan sonra yerine taktığımızda yükseklik ayarını yaparız. Yükseklik ayarını yaparken somundan yapmak daha sağlıklı. Çünkü üst kapaktan yapınca o da çıkabiliyor. Hazır çıkarmışken contamızı temizleyelim bence. Hatta bu ay parçasını önce çıkarıp, beyaz görmüş olduğunuz şeyi çıkarıp, ondan sonra da contamızı rahatlıkla çıkartıyoruz. Ve suyla güzelce yıkayacağız, temizleyeceğiz. Yerine takarken de ters takacağız. Çünkü bunlar kullanıldıkça biraz esniyor. Fark etmişsinizdir şu anda siz de. Aşağı doğru esnek. Suyla güzelce temizliyoruz. Kireçlerinden arındırıyoruz. Ve yerine aynı şekilde takıyoruz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi yukarıya doğru kalkık düz bir şekilde duruyor. Çünkü ben onu ters taktım. Yani çıkardığım gibi değil. Tam tersini, altını üstüne gelecek şekilde taktım. Ve yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yine tırnaklarıyla yerine yerleştirmek kolay. Evet. Bence sorun çözüldü. Bakıyoruz. Evet. Şu anda doldu. Dolmasında bir sorun yok. Bastık. Evet. Akıtmada da, boşaltmada herhangi bir sorun görmüyoruz. Şu anda sorun çözülmüş görünüyor arkadaşlar. Evet. Yani zor gibi görünen bir işlemi aslında ele aldığımızda çok basit bir işlemle halledebilirsiniz. Bakalım gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir akıtma yok. Bir sızdırma bile yok. Ben en azından bir sızdırma bekliyordum ama o da yok galiba. Güzel bir şekilde çözdük olayı. Contayı da değişmemize gerek kalmadı. Sadece temizledik ve ters çevirdik. Buradan da suyun yükseklik ayarını yapıyoruz. Bakın bu çok önemli. Bazen bunun çok yukarı gelmesi durumunda yine belli bir seviyeyi aştığında akıtma yapabilir. O da farklı bir arıza. Şu boşluklardan aşağıya su akar ve sürekli su sızıntısı olur. O yüzden onun olmaması için su seviyesini biraz aşağıda tutmanız gerekiyor. Onu yapmak için de şu görmüş olduğunuz çubuk sağa sola çevirerek yapabiliyorsunuz. Aşağı yukarı hareketlerle ya yukarı doğru ya da aşağı doğru bastırıyorsunuz. Aşağı doğru bastırdığınızda, yani çubuğu çevirdiğinizde aşağı doğru hareket ediyor veya yukarı doğru hareket ediyor. Evet, bunu da somunundan tutarak yükseklik ayarını yapıyoruz. Çünkü üstüne kapağı koyduğumuzda tam basılmaması lazım veya boşluk olmaması lazım. Tam ayarlamamız lazım. Evet, düğmemiz bu şekilde rahat basılabiliyor olması lazım. Şu anda bu ayarlarımızı da yaptık. Sorun çözüldü. İyi seyirler.